Dua, istiğfar ve gıyabi cenaze namazına davet. Bismillah. Ve la nebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvali vel enfusi vel semerat ve beşşiris sabirin. Andolsun biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Deprem ve benzeri doğal afetler Allah Teala'nın kürre-i arz için tayin ettiği kanunlar çerçevesinde meydana gelmektedir. Bununla birlikte Rabbimiz her işte olduğu gibi bu tabiat olaylarını da sebeplere bağlamıştır. Burada insana düşen görev gereken tedbiri aldıktan sonra Allah'a tevekkül etmektir. Her ne kadar tedbir takdirin önüne geçmiyor olsa da insana düşen tedbirdir. Takdir Allah'ın işidir. Bu imtihan dünyasında yapılan her işin hesabının sorulacağı ve Allah katında zerre kadar iyiliğin ve kötülüğün de karşılığının olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini hiçbir zaman unutmamak gerekir. Yaşadığımız bu süreçte yıkılan binalarda ihmali olan herkesin sorumlu olduğunu, inşaatından izin ve denetimlerine kadar her bir süreçte işi ehlinin yapması ve yaptığı işi sağlam yapması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi bu dünya imtihan yurdudur ve başımıza gelen hiçbir olay bu imtihandan bağımsız değildir. Bundan dolayı Müslümanlar olarak işe tek yönlü ve sadece maddi açıdan bakılmaması gerektiğini bilincinde olmalı. Onun bilgisi dışında bir yaprak dahi düşmez ayeti gereğince her ne kadar maddi sebepler olsa da her şeyin Allah'ın irade ve kudreti dahilinde olduğunu şuurunda olunmalıdır. Başa gelenleri tek taraflı ve sadece maddi sebeplere dayandırmak gaflettir. Allah Celle Celaluhu geçmiş kavimlerle ilgili Kur'an'da birçok tabloyu gözler önüne serip bizleri uyarmakta, bunlara bakarak ibret almamızı istemektedir. Bu bağlamda Hazreti Yunus'un kavmi olan Ninova halkının tevbesi bir numune-i imtisaldır. Müslümanlar olarak başa gelen her fenalığın insanın kendi nefsinden olduğunu göz önünde bulundurup bela ve musibetlerle karşılaşıldığında bunun bir ikaz olarak kabul edip ders çıkarılmalı ve kulluk vazifesinin ne derece yerine getirildiğinin muhasebesi yapılmalıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelip tevbe ve istiğfar etmeli, kendimize, ailemize, toplumumuza ve tüm Müslümanlara dua edilmelidir. Yapılan hata ve günahlar terk edilmeli, hakkı geçen insanlardan helallik dilenmelidir. Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren toplumun her kesiminden duyarlı insanların seferber olup yardıma koşması ve kenetlerini dayanışması takdire şayandır. Müslüman halkın birbirine karşı bu merhameti Allah'ın da rahmetini celp edecektir. Bu yardım ve dayanışma ruhunun devam etmesi gerektiğini özellikle vurgulamak isteriz. Bu münasebette tüm halkımızı 26 Şubat Pazar günü saat 12'de 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda, başka bir deyişle park ormanda düzenleyeceğimiz dua, istiğfar ve gıyabi cenaze namazına davet programına seccadelerini alarak katılmalarını bekliyoruz.